Merhabalar herkese. Enerji İnovasyonu'nun sektör günlüklerinin 13. programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kübra Karabulut Hanım bizlerle Optimax STO'dan bize panel temizliği ile ilgili detayları anlatacak, bir sunum yapacak. Kübra Hanım'ı dinlemeye geçmeden önce böyle minicik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer böyle herhangi bir soru sormak isteyen olursa interaktif bir şekilde sorabilir ama şöyle yapacağız. Böyle küçük bir el kaldırma emojisi var orada soru sormak için. Soru sormak isteyen ona tıklarsa ben buradan göreceğim. Sonra Kübra Hanım konuşurken böyle yine araya girip Kübra Hanım şöyle şöyle bir işte bir kişi soru sormak istiyor şeklinde sizin isminizi söylerim. Siz de mikrofonunuzu açıp Kübra Hanım'a ne sormak istiyorsanız, ne arzu ederseniz sorabilirsiniz. Yani emojiye tıklamanız yeterli. Kübra Hanım merhabalar. Merhaba Ayda Hanım. Hoş Nasılsınız? geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle şöyle, Tuncay Bey'in daveti için teşekkür ederim. Şöyle, yani sektörde çok yanlış bildiğimiz doğrular var. Ben burada hani bir nebze sizlere doğru bilgi aktarabilirsem ne mutlu bana. Ben ilk önce kısaca kendimden bahsedeyim. İsmim Kübra Karabulut. 2018 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Enerji Sistemleri Mühendisliğinden mezun oldum. 5 yıldır solar sektöründeyim. İlk 2,5 sene panel üretim tesislerinde güneş paneli üretim, kalite ve planlama üzerine bir tecrübelerim oldu. Daha sonrasında 6 ay kadar bir süre güneş, yani 74 megawattlık bir GES yatırımı yapan bir yatırımcının güneş paneli üretim denetimini yaptım. Ve ortalama 2 yıldır da güneş panellerinde verimlilik arttırıcı güneş paneli temizleme robotlarının satışıyla ilgileniyorum diyebilirim. Ben kısaca bizim firmamızdan da bahsedeyim. Şimdi Optimax STO'da çalışıyorum ben aktif olarak ve Optimax STO olarak biz ne yapıyoruz? Bizim ana işimiz hat sonu çözümler sağlamak. Bunlarda neler var? Paletleme, streçleme, kolileme gibi üretim hatları yapıyoruz biz. Anahtar teslim, fabrika hatlar diyebiliriz kısaca. Daha sonrasında diğer grup şirketimiz Optimax Yutem diye geçiyor. Bu Yutem tarafında da yüksek teknolojili ürünleri, özür dilerim, yüksek teknolojili ürünlerin üretimini yapıyoruz. Bu yüksek teknolojili ürünler neler? Geri dönüşüm otomatları. Video durdu mu bu arada? Heh, tamamdır, devam ediyor. Geri dönüşüm otomatları, bunlar gibi ürünler var ve Beko servis tarafında da biz ne yapıyoruz? Her zaman mutlu müşteri ilerlediğimiz için her zaman sizlere hızlı bir çözüm sağlıyoruz. Burada 200'ün üzerinde çalışanı bulunan 18 bin metrekare kapalı alanı bulunan bir firmayız. Ve bu şekilde herkese çözüm sağlayabiliyoruz diyebilirim firmamız olarak. Ve 25'in üzerinde ülkede de ihracatı bulunan bir firmayız. Her fabrikaya çözüm sağlayabiliyoruz diyebiliriz. Şu an sektörde sektörün lideri bir firmadır. İstediğiniz ürünleri görüyorsunuz. Bu şekilde kısaca bahsedebiliriz. Şimdi ben güneş paneli temizliği neden önemlidir? Bizim güneş paneli temizliği yapmamızdaki en büyük dört ana sebep vardır. Bunlardan birincisi Avrupa'da yayınlanan makalelerde hiç temizlik yapılmazsa ilk ayın sonunda biz %35'lere kadar enerji kaybı yaşayabiliyoruz. Yani gördüğünüz gibi şurada bir düzenli temizlik yapıldığında %0'larda bir enerji kaybı varken temizlik yapılmadığında %35'ler görülebiliyor. İkincisi doğru ve düzenli temizlik yapmazsa gördüğünüz gibi şu şekilde kirler kalıcı hale geliyor. Bu da oksidasyon oluşmasına sebebiyet veriyor. Bu kirlilikler de sizin panel yüzeyinden kolay kolay çıkmadığı için panellerin garanti dışına çıkmasına sebebiyet verebiliyor. İkinci olarak da yatırımınızın geri dönüş süresi enerji kaybı yaşadığınız için de uzayabiliyor. Biz bunun gibi sebepleri yaşadığımız için mecburen temizlik yapmamız gerekli. Ve biz kirlilikleri de 3 ana başlık altında ayırıyoruz. Bizim başlıca kirliliklerimiz ilki hayvansal kirlilik diyoruz. Bu hayvansal kirlilikler hiç basite alınmayacak kirlilikler arasında bulunuyor. Birincisi kuş pisliği, ikincisi martı kusumu diyebiliriz.
Çünkü neden? Hayvan dışkıları asidik bir yapıya sahip olduğu için nasıl arabalarınızda boyaların atmasına sebebiyet veriyorsa panellerde de denklenmelerin oluşmasına sebebiyet verebiliyor. İkinci olarak sanayi atıkları diyebiliriz. Sanayi atıklarında da en belirgin örnekler kimyasal maddeler, çimento tozları, nişasta kalıntıları, demir çelik ve boyahane. Bunlar sizin panel yüzeylerinize yapışıp ve kolay kolay çıkmayan kirlilikler olarak adlandırabiliriz. Sonuncusu da yağmur, yani çamurlu yağmur diyebiliriz, toz fırtınası diyebiliriz. Şu 2 senedir Doğu bölgesinde, daha doğrusu Türkiye genelinde gördüğümüz çöl tozlarını örnek verebiliriz. Bunlar da bizim panelde temizlik kaybı yaşamamızı, enerji kaybı yaşamamıza sebebiyet veren kirlilik etmenleri. Şimdi birazcık konuyu özelleştirelim. Bizim hayvansal yollarla gelen kirlilikleri reel olarak sahalarda görebiliriz. Mesela şurada görüyorsunuz kuş pisliklerinin panel yüzeyde nasıl kalıcı hale geldiğini ve siz bunu ilk temizlikte kolay kolay çıkaramıyorsunuz. Ve ikinci resimde gördüğünüz gibi şu mavi renklenmeler, siz bunun yıkamasını, temizlemesini yapsanız dahi çıkmıyor. Bu da panellerinize renklenmeleri, ışımaların yansımasını ve bunun gibi risklere oluşmasına sebebiyet verebiliyor. Mesela kuş pisliği ne olabilir diyorsunuz. Bakın biz sahalarda reel olarak bunları görebiliyoruz. Kuşlar hem pisliğini bıraktığı gibi hem de arkasında kemik, ceviz gibi atıklar getirip panel yüzeylerine bırakıyorlar. Bunlar da panellere ani düşüş yaptığında ceviz ve benzeri yiyecekler panellerin patlamasına ya da çatlamasına sebebiyet verebiliyor. Ve bu şekilde yine bir yatırımcıdan örneği görüyorsunuz. Bunun gibi panellerde riskler oluşabiliyor. İkinci olarak da sanayi atıkları diyelim. Mesela bu sol tarafta görüyorsunuz. Burada kimyasal gübre üretimi yapan bir firmanın baca atığından çıkan bacalarına filtre takmadığı için şu şekilde panel yüzeylerinde yapışkanlı ve kalıcı bir kirliliği görebiliyorsunuz. Bunlar bizim panel yüzeylerinden saf suyla çıkarabileceğimiz kirlilikler değil maalesef. İkinci resimde gördüğünüz de demir çelik tozları. Demir çelik tozları en istemediğimiz kirliliklerdendir. Bunlar konstrüksiyonların paslanmasına sebebiyet verebilir. Cam yüzeylerdeki diz camları prizma kullanılır genelde ve prizma camın gözeneklerine yerleştiğinde demir çelik tozları, siz bunu kolay kolay çıkaramazsınız. Diğer risk nedir? Bu demir çelik tozları panel yüzeylerinde demir, yani çelikten olduğu için tel görevi görüyor ve siz bunu mesela dikey bir fırçalarla temizlik yaptığınızda cam yüzeyin çizilmesine sebebiyet verebiliyor. Üçüncü olarak da çimento kirliliği olan bir sahayı görüyorsunuz ve bu yıkanmış bir saha. Çimento kirlilikleri gördüğünüz gibi cam yüzeylerine yerleştiği için özür dilerim, ribbon üzerinde şu şekilde kalıcı kirliliklere sebebiyet vermiş ve biz bunu yıkamamıza rağmen çıkma sağlayamıyoruz. Neden? Çünkü çimento yağmurla birleştiği an kalıplaşıyor ve panel yüzeylerinde çimento kalıcı bir şekilde kalıyor. Dördüncü resimde gördüğünüzde genelde bizim tekstil ya da kablo üretimi yapılan sahalarda gördüğümüz kirlilik etmeni. Ne diyoruz bunlara? Boyahaneleri olan tesisler. Boyahanelerde eğer boyahane tesisiniz varsa boyahaneden çıkan kirlilik ve tozlar mesela burada bir hücrede yapışma göstermiş. Neden bu hücrede ve eşit bir şekilde değil? Bunu şöyle anlatabiliriz. Şimdi burada panellerde boya sıcakla eriyen bir şey. Eriyip yapışma sağlamış. Mesela burada bir sıcaklık varmış ki o boya tozu erimiş, yapışmış ve çıkmıyor yüzeyden. Burada da sıcaklığın yüksek olması ne demektir? Büyük ihtimal orada ya mikroçatlak ya da hotspot'a girmiş bir hücre bulunuyor. Bunun gibi risklerde bizim ne oluyor? Panellerde ve sinklerde düşük voltaj üretmesine sebebiyet verebiliyor. Ve bu boya atığı hiçbir şekilde panel yüzeylerinden kolaylıkla çıkmıyor. Yani siz burada bir kimyasal ya da başka bir şey kullansanız da çıkmayacaktır. Ve bu panelleri acil bir şekilde sintrinkten çıkarmamız gerekmektedir. Ve biz doğa olayları diyoruz. Doğa olaylarını evet, sektörde genelde hep bir temizlik etmeni gibi görürüz. Mesela yağmur. Yağmur bizim için bir temizlik etmeni değil, aksine bir kirleticidir. Neden? Çünkü şurada gördüğünüz gibi, yani Türkiye'de hep yağmur yağdı, paneller temizlendi derler yatırımcılar. Aksine paneller temizlenmez, daha büyük risk oluşturur. Çünkü panel yüzeylerinde toz eşit bir şekilde yayılırken
sizin yağmurla beraber eğim noktalarında birikme yapar. Bu birikme yaptığı için burada gölgelenme dediğimiz, yani hotspot dediğimiz hatanın oluşmasına siz sebep oluyorsunuz. Burada su, yağmur kendini tahliye edemiyor ve birikme yapıyor. Ve birikme yaptığı için kuruduğunda şu üçüncü resimde gördüğünüz gibi bu şekilde izler bırakıyor. Ve siz bunu tahliye edemiyorsunuz. Ve bu tahliye edemediğinizde şu dördüncü resimde görüyorsunuz. Mesela burada bir birikme yapmış ve termal çekim yaptığımızda 66 derecelere kadar, santigrat derecelere kadar görebiliyoruz. Bu da panellerde hotspot dediğimiz hatalara sebebiyet verebiliyor. Mesela burada da su 3'ün ikinci resimde de çöl tozlarını görüyorsunuz. 2 senedir aktif olarak biz bunu yaşıyoruz Türkiye genelinde ve bu çöl tozları panel üzerlerine yapışıp kolay kolay çıkmıyor. Ve genelde Nisan, Mayıs gibi bizim yatırımcılarımız hızlı bir şekilde temizlik yapmak isterler ve o ara ya robot yoktur ya da temizlik aleti yoktur ya da hizmet herkes patladığı için alamadığı için genelde bu camda yüzeyde kalarak yapışma sağlıyor ve sonrasında kolay kolay yine çıkmıyor. Ve biz burada suyu tahliye edemiyoruz dedik. Türkiye'de şöyle söyleyeyim, bizim yani Çin'de Tiyarvan panellerinde şu şekilde su direnaj kanalları bulunuyor. Ve bizim şu çerçeve yapımız aslında araziler için tasarlanmış bir yöntem. Şu an Türkiye'de biz bu çerçeve sistemini kullanıyoruz. Ve burada 10 derecenin üzerinde bir eğimde kurulması gerekiyor bu çerçeve sisteminin. Ama bizim çatılarda en fazla şöyle söyleyeyim 6-7 belki 8-10 derecelerde bir kurulum sağlanıyor. Ve burada su tahliye edemediği için birikmelere, şu az önce gördüğünüz gibi birikmelere sebebiyet veriyor ve bu da bizim panellerimizde hotspot riskini oluşturuyor. Mesela şurada görüyorsunuz bazı markaların drenaj kanallarını görüyorsunuz. Ben daha Türkiye'de görmedim, bir firmada duydum, Kayseri firmasında. Ama realde var mı yok mu bilmiyorum. Yani ben bunun da panel yatırımcı yararına olacak bir inovasyon olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu tarafa da bir geçiş sağlanır panel üreticileri tarafından diyorum. Ve biz temizlik yapmamız gerekiyor diyoruz. Ben burada açıkça size gösteriyorum. Temizlik yapmazsanız ne olur? Milyonlarca dolarlık bir yatırım. Şu an doğru ve düzenli temizlik yapmazsanız ne gibi riskler sizi bekliyor? Ben bunu çerçeve resmi sizin gözleriniz önünde tek bir sayfada gösteriyorum. Şimdi burada kuş pisliği var. Yağmurdan dolayı birikmeler var. Bu şekilde görüyorsunuz bir kirli panel. Bu kirli panelimizin bizim başına ne gelebilir? Mesela burada termal çekimi yapılmış bir sahayı görüyorsunuz. Ve burada termal çekim yaptığımızda burada yüksek sıcaklık farkları görüyoruz. Bu yüksek sıcaklık farkları ne oluyor? Burada mesela panelde elektrik enerjisi üretmesi gerekirken elektriğe değil ısı enerjisine dönüşüyor. Isı enerjisine dönüştüğü için burada sıcaklık farkı çıkıyor. Ve burada ne gibi? Mesela bu panel farazi söylüyorum 40 volt üretmesi gerekiyor. Ama stringde bir ısınma olduğu için 30 volt üretme sağlıyor ve ısınma olduğu için, sıcaklık farkı olduğu için. Bu panel 30 volt üretiyorsa burada sağlam 40 voltlu 30 volt üretiyorsa sağlam 40 voltlu paneller maalesef 40 volt üretemiyor. Çünkü bu paneller seri bağlı. En küçük hangisi üretiyorsa en düşük onu baz alarak üretim yaparlar. Bu yüzden de sizin sağlam panellerinizden de düşük voltaj elde edersiniz. Bu yüzden bu panel stringden çıkarılması gerekiyor. Bu hatalı panelleri kendi arasında stringleme yapılması en doğru sistemdir. Ve burada üçüncü yaşayacağımız sıkıntı siz bunun stringden çıkarmadınız. Bu hala üretmeye devam ediyor. Ve burada gördüğünüz gibi o kirlilik gölgeleme yaptığı için hücrelerde yanıklar oluşturmasına sebebiyet veriyor. Bu yanıklar ne gibi riskler oluşturuyor? Bu yanıklar uzun vadede ark oluşmasına sebebiyet verebilir. Bu ark ve ısınma panellerde şurada gördüğünüz gibi yangın riski oluşturuyor. Bu yangın riski hem GES yatırımınız için oluyor, hem fabrikanıza sıçrarsa fabrikalarınız için bir risk. Bu yüzden önleminizi almanız gerekiyor. Ve biz şöyle söyleyeyim, güneş panellerine şimdi 30 yıllık bir performans garantisi veriliyor. 30 yıllık bir performansı siz elde edebilmek istiyorsanız doğru ve düzenli temizlik yapmanız gerekiyor. Doğru ve düzenli temizlik yapmadığınızda panelleriniz maalesef garanti dışına çıkacaktır diyebilirim. Burada dikkat etmeniz gereken eğer yatırımcılar varsa aramızda kurulum kılavuzlarınızı incelemenizi öneririm. Neden?
Mesela burada görüyorsunuz ben 3 tane firmadan fırın kılavuzlarının örneklerini aldım. Mesela ne gibi bir firma, X firması yazmış. Temizleme talimatlarına uyulmaması, ürün garantisini geçersiz kılacağından kirlilik nedeniyle zarar görmüş olduğu düşünülen paneller garanti kapsamı dışına çıkar. Bu yüzden temizlik yapmamız gerek. İkinci X firmasının fırın kılavuzunda yazan panellerin kirli veya gölgeli koşullarda çalışması önerilmez. Temizleme talimatlarına uyulmaması ürün garantisini geçersiz kılacağından kirlilik nedeniyle zarar görmüş olduğu düşünülen paneller garanti kapsamı dışına çıkar. Üçüncü olarak yine bir X firmasından aldım. Çalışma sırasında destek yapısı, diğer modüller, kuş pislikleri, toz, pil, bitkiler ve benzeri gibi güç çıkışlarını belirgin şekilde azaltabilecek gölgeler veya modüllerin bir kısmını veya hatta tamamını kaplayan herhangi bir çevresel etki olmamalıdır. X firması modül yüzeyi üzerinde herhangi bir zamanda engel teşkil eden herhangi bir nesne olmaması önerilir. Özür dilerim. Bu yüzden de biz dikkat etmemiz gerekiyor panellerinizin garanti dışına çıkmaması için. Ve evet, temizlik yapmamız gerekiyor dedik. Temizlik yaparken nasıl bir sistem gerekli bize? Burada da yatırımcılarımızın hani çok bilmediği yani fırçalarla, normal fırçalarla, çeşme sularıyla, sirkelerle bu şekilde temizlik yapan yatırımcılar görüyoruz. Biz bunun için bir sistem kurmamız gerekiyor. Sistem nasıl olmalı? İlk önce bizim su kaynağımızın olması gerekiyor. Bu su kaynağı çeşme suyu, yatırımcılarda kuyu suyu da var, kuyu suyu da olabilir. Bir su kaynağına ihtiyacımız var. İkinci olarak ribozozmoz dediğimiz saf su arıtma cihazımızın olması gerekiyor. Bu saf su arıtma cihazından bizim suyu deiyonize saf su haline getirmemiz gerekli. Üçüncü olarak da tank. Ben bir ya da iki tonluk bir tank öneriyorum. Neden? Çünkü bu tankta arıtma cihazlarının filtreleri bakıma girebilir. Yatırımcı beklememek adına ya da şöyle suyun ortam koşullarına gelmesi için bir tank yatırımcı için iyi olacaktır. Sonrasında bu suyun bizim çatıya basabilmemiz için bir hidrofor ihtiyacımız vardır. Bu sebeple de bir hidrofor kullanılması gerekiyor. Hidroforu nasıl seçmemiz gerekiyor? Mesela biz yataylarda her 50 metrede bir bar basınç kaybederiz. Dikeyde de her 10 metrede bir basınç kaybederiz. Bu yüzden biz 6-7 bar basıncı aslında yolda kaybediyoruz. Mesela benim çalıştığım firmada bizim robotumuza 6 ila 8 bar bir su girişinin olması gerekiyor. Bunun için de sizin en az 15-20 bar basabilecek bir hidrofor seçimi yapmanız gerekli. Ve buradan devam edelim. Biz ne sıklıkla temizlik yapmalıyız? Şimdi yatırımcılarımızın demolara gittiğimizde de en sık karşılaştığımız soru ne sıklıkla temizlik yapmalıyız? Mesela biz buradan GES'imizin performansını ilk önce bir analiz etmemiz gerekiyor. Analizi nasıl yapıyoruz? Tesisimizin ürettiği bir enerji var günlük. Aslında bölü tesisin bizim üretmesi gereken enerji. Çarpı 100 yaptığımızda biz yüzde kaç performansla çalışıyoruz burada öğreniriz. Buna göre bunu nasıl da tespit edebiliriz? Mesela yerli üreticiler var sektörden. Ben bunları önermekten de hiç şey yapmıyorum. Öneriyorum da mesela ışınım sensörü. Bu ışınım sensörü nedir? Mesela bizim panel üretim tesislerinde 1000 watt bölü metrekare güneş ışığı gönderilerek bir çıkan güç elde edilir. Burada da bizim ışınım sensörümüzde güneş ışığı 1000 watt bölü metrekare baz alınarak ne kadar güç çıkışı veriyor? Yani parazi söylüyorum 450 wattlık bir panel. 1000 watt geldiğinde güneş tam tepedeyken 450 watt güç çıkışı veriyor. Daha sonrasında siz o gün 450 değil de 300 üretiyorsunuz. 300 ürettiğinizde şöyle bir sensörden dikkat edebilirsiniz. Mesela şu an ses sizleri rahatsız ediyor mu, geliyor mu? Şu an gelmiyor. Efendim? Şu an gelmiyor. Yani bana Tamam. gelmiyor şu anda. Tamamdır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Farazi söylüyorum. 450 wattlık panel 300 watt üretiyor. Bizim bu 300 watt ürettiğinde biz sorgulamamız gereken şey güneş ışınımının ne kadar seviyede geldi. Bulut mu var, gölgeleme mi var? Bunu sorgulamamız gerekiyor.
Yani ben 1 megawattlık sahada 1000 watt bölümetre geldiğinde 800 kilowattlık bir üretim yapıyorsam 200 kilowattı nereden kaybediyorum diye sorgulamam gerekiyor. Ya da 800 watt bölümetre kare diye bir güneş ışınımı geliyor bize. Ben o gün 800 üretmem gerekiyor. Eğer 800'ün üzerinde, özür dilerim, 800'ün altında bir üretim varsa burada biz ne yapıyoruz? Sorgulamamız gerekiyor. Bir kirlilik mi var bizim üretimimiz mi düşüyor? Ve burada ikinci olarak da toz sensörü var. Toz sensörü ne oluyor? Burada iki tane hücre yapmışlar. Birisine sürekli suyla temizlik sağlanıyor, birisi kirli kalıyor. Bunu oranlayarak buradaki kirlilik oranımızı biz belirliyoruz. Yani bu sahanın kirlilik oranı bu seviyede. Sizin %10'un üzerine çıktığında temizlik yapmanız gerekiyor diye size sistem uyarı verebiliyor. Ben bana sorarsanız %5'in, %10'un üzerinde bir enerji kaybı yaşıyorsanız temizlik yapmanızı öneririm. Keza bazı kirlilikler, sanayi kirlilikleri dediğimiz kirlilikler panel yüzeyinden kolay kolay çıkmayacağı için burada kirliliğin bekleme süresini de sorgulamamız gerekiyor. Eğer bu kirlilik kalıcı bir hale gelecekse %5'i de beklemeden sizin düzenli bir temizlik yapmanız gerekiyor. Ve burada diğer yaptığımız yanlış da ne? Su tesisatları ve temizlikler. Şimdi temizlik yönünden bahsedelim. Şu şekilde mahyamız var. V şeklinde, ters V şeklinde bir kurulum yapılmış. Biz bu kurulumda nasıl bir temizlik yönü yapmamız gerekiyor? Biz her zaman yukarıdan temizliğe başlayarak alt tarafta Z şeklinde bir temizlik yapmamız gerekli. Hiçbir zaman aşağıdan temizliğe başlamamamız lazım. Neden? Örnek veriyorum. Alttan ben temizliğe başladım. Yukarıya geçtim. Yukarıdaki temiz paneldeki kirli su alta akmaya başladı. O zaman sizin yaptığınız temizlik etkisiz kalacaktır. Bu yüzden her zaman mahyanın eğiminin yüksek olduğu yerden biz temizliğe başlıyoruz. İkinci olarak su tesisatlarımız nasıl olmalı diyorsunuz. Su tesisatlarımızda da dikkat etmemiz gereken hususlar genelde su tesisatlarının şu an maliyetleri çok yüksek. O yüzden ben en feasible, en uygun maliyetli olacak sistem şurada gösterebilirim. Su tesisatlarını mavi bir şekilde gösterdim. Mesela ben burada, şurası tepe noktası mahya ve burada ben fabrikaya paralel bir ana hat çektim. Bu ana hattı 3 bölü 4 parmak PPRC borularla genelde öneriyorum. Sonrasında buradan da ara hatlar. Şu şekilde gördüğünüz 1 bölü 2 parmak ara hatları sitting aralarına yerleştiriyorum. Bu şekilde de ara hatlarla bir çıkış alabilirsiniz. Mesela şöyle söyleyeyim, ben burada ortalama 2 string var. Bir string ortalama 20 panel olsa 40 panel. Zaten panel 50 metre bir hortumla rahatlıkla bir string'i temizlik sağlayabilirsiniz. Ve burada da genelde ben şöyle yapıyorum. Şurada mesela jacklı bir vana çıkışı. İki string katlıyorum, bir tane daha jacklı vana çıkışı. Mesela burada bir jacklı vana çıkışı verdim. 1 bölü 2 parmak. Sağ tarafını, sol tarafını, alt taraftaki ve şu taraftaki yani 4 stringi rahatlıkla temizlik sağlayabilirim. Yani bu en feasible su tesisatı diyebilirim maliyetsiz olarak. Ve burada da şimdi sizlerden birazcık hani yorumlar bekliyorum. Şimdi biz santrallerde ne gibi hatalar yapıyoruz? Yani burada mesela bu videoda gördüğünüz hatalar nelerdir? Parmak kaldırıp sesli cevap verebilirsiniz ya da yorumlara da yazabilirsiniz. Ben burada yorumlarınızı merak ediyorum açıkçası. Can Bey, Kübra Hanım ve Emre Bey el kaldırmış. Can Bey, ilk önce sizle başlayalım isterseniz. Ya videoda gördüğümüze göre paneller arasında herhangi bir yürüme mesafesi yok. Temizleyen kişi üzerine basarak bayağı bir panele zarar veriyor olabilir şu an. Hani herhangi bir çatlaklar oluşabilir içerisinde. Kesinlikle. Evet, Emre Bey, siz de devam edebiliriz sıradan. Benim gördüğüm ise fırçayla bir yıkama yapıldığından dolayı hem iyi bir temizleme yapılamıyor hem de panelin yüzeyinde çizilme meydana gelebilir. Ben onu gördüm. Kesinlikle. Bu da çok doğru bir tespit. Evet, Koray Bey. Bir de temizlediği yerden basarak gidiyor.
Hani normal paspas atmayı da bilmiyor gibi geldi bana. Kesinlikle. Ben burada şimdi kısaca bahsedeyim yaptığı yanlışlardan. Burada ilk önce basınçlı bir şekilde ilaçlama yapıyor. Biz basınç istemeyiz. İkincisi solüsyonun içeriğini bilmiyoruz. Riskli olabilir. Üçüncüsü dikey bir güç uyguluyor. Panellerde mikroçatlak oluşturabilir. Üçüncüsü personel panellere basıyor. Panellerde mikroçatlak oluşturabilir en istemediğimiz sıkıntı. Ve bunun gibi riskler var diyebiliriz bu örnekte. Bir de chat kısmından bir yorum var. Melisa Hanım demiş ki mikrofon açamıyorum ama şunu paylaşmak isterim. Staj yaptığım yerde Ordu şehirler arası otobüs terminalinin üstündeki panellerin temizliğine gitmiştik. Çeşme suyunu hortumla ileterek fırçayla sürterek araba temizler gibi temizlik yapmıştık. Sonra mühendis olduğunu söyleyen patronumun sadece sertifikası olduğunu öğrenmiştim. Ben saf su olması gerekmiyor mu demiştim. Nereden bulacağız saf suyu demişler. Maalesef. Harika, Bu müthiş. yüzden hizmet aldığımız firmalara dikkat etmemiz gerekiyor. Çok fazla yanlış bilgi var. Yani her temizlik yapan doğru değil. Çünkü teknik kişiler de yapmıyor bu temizliği. Diğer yaşadığımız en büyük handikap yanlış yönlendirme yapabiliyorlar. Yanlış solüsyon ya da dediğim gibi sirke gibi etmenlerle temizlik yapabiliyorlar. Personel istihdamı ucuz maliyetli olduğu için ve burada panellerinize de zarar verme riski oluşturabiliyor. Evet, Fatih Bey ile Hakan Bey de sizin söylediğiniz gibi demiş ki kimyasal var. Kimyasal uygulanması doğru değil diye. Kesinlikle. Şimdi bu da diğer örneğimiz. Bu diğer örnekte mesela sizin gördüğünüz hatalar nelerdir? Bunları da parmak kaldırarak cevap verebilirsiniz ya da yoruma yazabilirsiniz. Eğer bir önceki soru için geçerli değilse, Reşat Bey kaldırmış. Reşat Bey, evet. Merhabalar öncelikle. Ben şeyi Merhabalar. belirtmek istiyorum. Panellerde aslında belli bir basınç oluşuyor. Gün ışığından ya da güneş ışığından aldıkları ısıyla orada belli bir basınç oluşuyor. Panellere aslında direkt normal su uygulamak ya da şu gördüğümüz işte fırçalarla bastırarak bir şekilde uygulama yapmak aslında çok yanlış. Bu panelin direkt patlamasına bile neden olabilir. Benim gördüğüm hata şudur. Teşekkür ederiz. Kesinlikle o da doğru. Emre Bey bir de el kaldırmıştı. İki tane Emre Beyefendi var. Emre Kayış'la ilk önce söz verelim, sonra diğer Emre Beyefendi'ye geçelim. Tabii ki. Şimdi şöyle burada istediğimiz temizliği elde edemeyeceğiz. Çünkü bu şey uzadığı zaman temizlik aleti uzadığı zaman istediğimiz basıncı elde edemeyeceğimizden dolayı verimli bir temizleme olmayacak. O yüzden ha temizlemişsiniz ha temizlememişsiniz gibi bir durum olacak. Kesinlikle. Yani eklemek isteyen varsa eklesin. Ben daha da eklemek istediklerim var. Tamam. Bir de bir Emre Beyefendi daha vardı. Emre Bey, sizi de dinleyelim. Emre Kayış dışındaki Emre Beyefendi. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ben Emre Oğul. Bu şey konusunda soracaktım da. Mesela şu an için sahada kurulum yapıyoruz firmalara. Firmalar tarafından öncelikle bazı firmalarda bu görüntüde olduğu gibi fırçalarla temizleme muhabbetine dönüyorlar maliyetten dolayı. Müşterileri verim kaybından dolayı robot daha iyi temizleme yapıyor. Temizlik bakımından robot sistemine döndürmek için nasıl bir şey yol izlememiz lazım? Ben şimdi size bunun dezavantajlarını kısaca anlattığımda yatırımcılarımıza bunları dile getirebilirsiniz. Şimdi ben videoyu başa sarıyorum ve yanlışlardan başlıyorum. Birincisi, farkındaysanız eğim aşağı doğru bu şekilde. Yani eğimin yönü bu tarafta. Personel ikinci panelden temizliğe başlıyor. Sonrasında birinci panele geçiyor. Ve ikinci paneli temizledikten sonra birinci panele geçtiğinde bu kirli su temizlediği panele akacak. Bu yüzden yaptığı temizlik hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani biz temizliğe ne dedik? Yukarıdan aşağı doğru geçmemiz lazım. Aşağıdan yukarı geçersek pis su geri akacak. İkinci handikap nedir?
Bu fırçalar basınçlı suyla dönüyorlar. Yani bu fırçalarda motor yok, su tahliyle dönüyor. Ve 200 bar gibi bir barda su basıncı veriliyor. 200 bar siz buna bir su basıncı verdiğinizde bu fırçalar dönmeye başlıyor. Bu fırçalar gördüğünüz gibi temizliği sağlıyor diyelim. Ama 200 bar ne kadar yüksek bir bar? Panellerde mikro çatlak oluşturma riski var. İkincisi 200 barı verdiğimiz için bu panellerin megawattta su tüketimi 17 ton. Normal robotların su tüketimi 3-4 ton iken bu fırçaların 17 ton. Yani nereden baksanız 4 kat daha fazla su tüketimi sağlıyorsunuz. Bu da ne yapıyor? Sudan size zarar sağlıyor. Yani sudan da tasarruf sağlıyoruz. Üçüncü handikap nedir? Parantez söylüyorum, burası demir çelik fabrikası. Demir çelik tozları bu şekilde dikey bir güç uyguladığınızda altındaki demir çelik tozu cama tel görevi görecektir ve camın çizilmesine sebebiyet verecek. Keza buna kuş pisliği de örnek verebiliriz. Yani partiküllü bir atığınız varsa biz dikey gücü hiçbir şekilde önermiyoruz panellere. Ve burada yüksek bar olduğu için de panellerde mikro çatlak oluşturma riski maalesef bulunuyor. Ve sonuncu sahadaki hatalı resmimize geçelim. Burada da sizin yine yorumlarınızı alabilirim. Burada gayet güzel bir sanki bitki gibi sulama yapıyorlar. Ya da araba yıkar gibi bir yıkama yapıyorlar. Yine bir görüşleriniz, düşünceleriniz varsa almak isteriz. Kübra Hanım bir de bir yorum daha gelmiş. Denilmiş ki hotspot yani bir dakika o yorum kayboldu. Evet, hotspot yani sıcak noktaları sadece termal kamera aracılığı ile mi görebiliriz denmiş. Ve aynı zamanda sıcak noktaları ve sıcak noktaları ne kadar sürede temizleme yapılmaz ise hücre ölümü ve yangın olayı gerçekleşmiş olur demiş Emre Bey. Şöyle Birincisi söyleyeyim. şeyi sormuş. Hotspot Hı. sıcak noktaları sadece termalle Tamam. görebilir miyiz ve ne Evet. kadar sürede Yani dayanabilir? şöyle söyleyeyim. Evet, termal çekim yaparak biz bu hotspotların tespitini yapıyoruz. Ben şöyle söyleyeyim. Sahalar tamamlandığında bir temizlik yaparak termal çekimlerin yapılmasını öneririm. Temizlikten sonra eğer bir B kalite bir panel varsa ya da kurulum esnasında bir mikro çatlak oluşmuşsa bunun gibi etmenler varsa panel yüzeylerinde çıkması için bir termal çekimi öneririm. Ama şöyle bir şey de var. Mikro çatlak yeni oluşmuş bir mikro çatlaksa termalde hemen göstermeyebilir. 6 ay kadar bir süre ortaya da çıkmayabilir. Sahanız kurulduktan sonra 6 ay kadar sonra eğer hatalar ya da hotspotlar oluşmuşsa bunlar ortaya çıkacaktır. Yani sahanızın kurulumundan 6 ay sonra tekrardan bir termal çekim yapmanızı öneririm ben. Burada da çıkan eğer stringlerde hata varsa o stringlerden o panelleri yedek panellerle değiştirmenizi öneririm. Süper. Yani burada da gördüğünüz gibi sulama, basınçlı su verme, normal her fırçayla fırçalama maalesef doğru bir yöntem değil. Panele de kesinlikle basmamamız gerekiyor. Bunun gibi sahalarda hatalar var. Ve biz ne yapmamız gerekiyor panel temizliğinde? Birazcık da ondan bahsedelim. Bizim güneş paneli temizliği yaparken dikkat etmemiz gereken hususlar var. Mesela bunlardan birincisi. Biz bunlarda kullanılacak suyu deiyonize saf su kullanmamız gerekiyor. Maalesef çeşme suyu kireçli bir su olduğu için evdeki mesela çaydanlıkların kireçlenmesi en basit örnektir. Nasıl kireçlenme yapıyorsa panel yüzeylerinde de kireçlenmeye sebebiyet verebilir. Bunun için burada gördüğünüz gibi bizim suyumuzun sertliği 0 ppm. Su iletkenliğimiz 0,20, özür dilerim, 20 mikrosiemens. Su pH'ımız da 6,5 pH'larda biz öneriyoruz yatırımcılarımıza. Mesela daha bir bazik olsa ya da daha bir asidik olsa ne olur? Daha bir asidik olursa cam yüzeydeki ARE kaplamaları aşındırabilir. Bu da ne gibi risk oluşturabilir? Bu da panellerdeki ARE kaplamalarınızın aşınmasına ve istediğiniz verimin daha çabuk düşüş olmasına sebebiyet verebilir. Bu sebeple biz bu su özelliklerini sağlayan deiyonize saf suyu kullanmamız gerekiyor sahalarda. İkinci dikkat etmemiz gereken husus ise şöyle söyleyeyim, ıslak tip yıkama yaptığımızda biz panel sıcaklıklarının normal optimum çalışma sıcaklıkları 45 artı eksi 2. Mesela
Burada farazi söylüyorum 50-60 dereceye kadar da çıkabiliyor yazın. Aslında biz sıcaklık arttığında panel çok daha üretim yapar diyoruz. Fakat daha fazla değil, sıcaklık panelin verimini düşürür. Biz burada mesela ilkbahar ve sonbaharda aslında verimlerimiz daha verimli çalışır paneller. Sıcakta maalesef panel verimi düşüyor. Burada mesela panelimiz dediğimiz gibi 45 derecelerde, bizim kullanmamız gereken su 25 derecelerde olması gerekiyor. Yani aradaki farkın 20 santigrat dereceden fazla olmaması gerekiyor. Neden? Soğuk kuyu suyu kullanıyorsunuz, soğuk bir su kullandınız. Panelde yazın mevsimdesiniz ve bayağı sıcak. Ve bunlar soğuk sıcak etkisinden cam bardağı, mantı gibi termal şoka uğrayarak patlama yapabilir. Bunların camı temperli dediğimiz camlar yapısında ve temperli cam patladığında sizin o panelin hiçbir görevi kalmıyor maalesef. Tuz da buz oluyor. O yüzden su sıcaklığımıza, panel sıcaklığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Birbirine en fazla 20 santigrat derece fark olmalı. Üçüncü olarak bizim dikkat etmemiz gereken konu solüsyonlar konusu. Biz kimyasal solüsyon kullanırken dikkat etmemiz gereken konular içeriğini doğru okumak. İçeriği doğru okumayan solüsyonlar sağ tarafta gördüğünüz sonuçları sizlere doğurabilir. Yani hidroklorik asit, amonyak, sodyum hidroksit gibi içeren solüsyonlardan kesinlikle uzak durmanızı öneriyoruz. Ve içeriği test edilmemiş kimyasal solüsyonlarla temizlik yaptığınızda salyangoz izleri, ARE kaplama hasarları ve gökkuşağı gibi renklenmeler olabilir. Bu da panellerinizde kalıcı hasarlara sebebiyet verebilir. Mesela sağ tarafta bir sahayı görüyorsunuz. Bu çimento sahası. Ve şurada gördüğünüz gibi çimento tozları bu şekilde panel yüzeyine yapışmış yağmurla beraber. Ve solüsyon kullanıldığında bu şekilde bir gökkuşağı gibi renklenme oldu. Ve bu gökkuşağı gibi renklenme panel yüzeyinden maalesef hiç çıkmadı. Ve burada diğer handikapımız da ne? Konstrüksiyonlarımızın paslanmasına da sebebiyet verebilir. Burada bize ne risk oluşturur? Konstrüksiyonlar paslandığında biz bunlara 5400 Pascal kar yükü, 2400 Pascal rüzgar yükü gibi bunlar sizlere garantisi veriliyor. Ve siz burada bunların yapısını bozarsanız bunlar sizin kar yükünün ya da rüzgar yükünün düşmesine sebebiyet verebilir. Bu da sahada riskler oluşturur. Yani bir kar yükü dayanımı düştüğünde yoğun bir yağış olduğunda paneller ortadan seyim vererek çökme yapabilir. Bu da yine bir kullanıcı hatası olarak sayılabilir. Dördüncü dikkat etmemiz gereken husus ise az önce de bahsettiğim konu yüksek basınçlı su. Mesela hortum ve su tahliye apartlarından çıkacak su 40 barın üzerinde olmaması gerekiyor. Maalesef bu manuel fırçalarda 200 bara yakın su veriliyor ve biz bunları önermiyoruz. Yüksek basınç ARE kaplamaların zarar görmesi ve panellerde mikroçatlak oluşmasına sebebiyet verir. Mesela sizin gördüğünüz o paneller. Mikroçatlak ne diye de sorabilirsiniz. Mesela burada elektrolüminansı alınmış bir paneli görüyorsunuz. Elektrolüminans ne? Türkçe tabirle röntgen diyebiliriz. Yani nasıl bir insanın kırık çıkık varsa bir röntgenle tespit ediliyorsa panellerde de mikroçatlak ya da ölü hücre varsa biz bunu elektrolüminansla tespit ediyoruz. Mesela burada mikroçatlakları görüyorsunuz. Ölü hücreleri görebiliyorsunuz. Bunun gibi yüksek basınçlar bunlara da sebebiyet verebilir. O yüzden yüksek basıncı biz maalesef panellerde istemeyiz. Hatta bazı robotlarda direkt basınçlı su panel yüzeyinde de olabilir. Mesela bizim robotlarımızda basınçlı su 6-8 barlarda ve biz bunu da yine cam yüzeye vermiyoruz, fırçalara veriyoruz. Fırça kendini temizlediği için paneli temizliyor. Bu sebeple de biz bar konusuna da basınç konusuna da dikkat etmemiz gerekebiliyor. Mesela araba yıkama basınçlı sularla panel yıkayanlar da var. Mesela o da çok büyük riskli. Ondan da uzak durmamız gerekiyor. Ve beşinci olarak dikkat etmemiz gereken husus az önce Mustafa Bey'in de sorduğu gibi biz ne zaman temizlik yapmalıyız? Biz sabah güneş ışığının az olduğu, ışınmanın az olduğu sabah saatlerinde ve öğleden sonra ikindine doğru güneş batana kadar ya da akşam saatlerinde temizlik yapmasını öneriyoruz. Neden? Çünkü yani ben 11 ila 2 arasında güneş tam tepedeyken temizliği önermiyoruz. Neden? Burada termal bir şok etkisiyle panellerde mikroçatlaklar ya da termal şok etkisiyle panellerde
verim düşüşleri gibi riskler oluşur. Diğer riskli şey nedir? Personel, iş ve işçi güvenliği. Burada iş de riskli oluyor. Yani 40-50 derece gibi bir sıcaklık olabiliyor. Panelin sıcağı vuruyor ve burada personel riskli bölgede çatıda çalışıyor. Burada bayılma ya da riskli ortam oluşabileceği için biz personelin de o saatlerde çatıda olmasını çok önermiyoruz. Bu yüzden sabah erken saatlerde öğleden sonra ikindi saatlerinde temizlik yaparsak biz en verimli temizlik saatimiz olmuş oluyor. Biz bunu reel olarak fiziki olarak da yaşadık. Şöyle bir şey de var. Öğlen temizlediğinizde daha fazla güç üretmiyorsunuz. Mesela benim bir yatırımcım vardı. 7,5 megawattlık sahası var. Tüm gün temizlik yapıyor ve Güneydoğu bölgesinde tüm gün temizlik yapıyor. Elde ettiği güç çıkışı yine aynı ışınım, aynı hava şartları, sıcaklık diyeyim. Diğer günde sabah ve ikindi temizlik yapıyor. Sabah ve ikindi temizlik yaptığı gün daha çok güç çıkışı elde ediyor. Tüm gün temizlik yaptığında daha düşük güç çıkışı elde ediyor. Yani aslında burada siz tüm gün temizlik yaptığınızda daha çok güç elde etmiyorsunuz. Burada o riskli saatlerde temizlik yaptığınız için panelde verim düşüyor. Düştüğü için de siz aslında artı değil ki eksi ve boşuna zaman kaybetmiş oluyorsunuz. O yüzden o saatlerde temizliği mümkün mertebe yapmamanızı öneriyorum. Peki Kübra Hanım, minik bir soru sorabilir miyiz acaba? Yine Tabii chatten ki. gelmişti böyle, bazen Tuncay Bey de cevaplamaya çalışıyor galiba, oradan o da sağ olsun yetişiyor. Birisi sormuş ki kışın veya soğuk havada yıkama yapılır mı? Bu merak ettiğim bir durum demiş. Şöyle yani don Kış olursa nasıl varsa, olur? yani kar varsa zaten yüzeyde hiçbir şekilde temizlik yapamıyorsunuz. Ve eğer çiğ yanmış bir don varsa burada robot kayma yapabilir, personel kayma yapabilir. Çiğ olduğunda da biz yine temizliği önermiyoruz. Yani burada böyle çiğ riski ortadan kalktığında ya da don olmadığı bir havada temizlik yapılması önerilir. Evet, bir de bir minik soru daha var. Yine ona Tuncay Bey de sağ olsun cevap vermiş. Siz de belki farklı bir ekleme yapmak istersiniz. Sahanın kirlilik oranını gösteren özel bir program var mıdır diye sorulmuş. Yani Tabii şirketler ki. kullanıyor mu? Nedir bu program gibi? Evet, ya yani mesela şöyle Optimizer dediğimiz bir sistem var. Optimizer dediğiniz panellere tek tek ya da iki panelde bir bakabiliyorsunuz. Bu da size nasıl bir artı sağlıyor? Mesela o panelde bir kirlilik var, bir gölgeleme var. Optimizer ne yapıyor? Mesela 20'li bir string bağladınız. 20'li stringden, yani burada mesela 5 parmağımı gösteriyorum. Bu panelde hotspot var ve düşük voltaj üretiyor. Optimizer bağlı varsa bu panellerde, bu panel bunu görmeden direkt atlayarak hepsi 40'sa 40 üretmeye devam ediyor. Bu 30 volt üretiyorsa bu 30 voltu görmeden hepsi sağlam üretiyor. Yani siz burada ne yapıyorsunuz? Orada verimi düşük olan paneli atladığı için yine verim düşümü yaşamıyorsunuz. Diğer etmen ne olabilir? Az önce de bahsettiğim gibi toz sensörü, ışınım sensörü, bunun gibi sensörleriniz olursa sahada siz daha hızlı kirlenmenizi ya da düş düşümlerinizi tespit edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi diğer konuya da geçeyim. Altıncı dikkat etmemiz gereken husus ise panelleri kesinlikle ama kesinlikle basmamamız gerekiyor. Mesela burada yine bir video görüyorsunuz. Bir personel panele bastığı an oluşturabileceği risklere bir bakın. Bunun gibi riskler ölü hücre, mikro çatlak bunların oluşmasına sebebiyet veriyor. Bu da ne oluyor? Sizin panelinizin hotspot, yangın, bütün riskleri sıraladığınız bütün risklerin oluşmasına sebebiyet veriyor. Kesinlikle ama kesinlikle panellerin yüzeyine personellerin basmasına izin vermiyoruz. Ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa sözlü olarak da chatten de yazabilirsiniz. LinkedIn hesabımdan beni ekleyebilirsiniz. Şirket mail adresim ve şirket telefonumu da kaydedebilirsiniz. Bir sorunuz, bir talebiniz varsa çekinmeden bana ulaşım sağlayabilirsiniz.
Sorular varsa ben alabilirim. Kübra Hanım, bir de chat kısmında şöyle iki tane yorum olarak yazılmış. Hakan Bey demiş ki, Kübra Hanım şunu da eklemek istiyorum müsaadenizle, suyun pH oranını ve basınç oranını genellemeden ziyade panel üretici firmadan destek alınmasını öneririm. Her panel farklıdır. Basıncı pH, her panelin herhalde basıncı farklıdır demiş, demek istemiş herhalde. Yani uygulanabilecek basınç değeri farklıdır gibi herhalde söylemek Yani istemiş. şöyle basınç oranı yani kuruluma göre değişebilir. Çünkü yatay ya da dikey kuruluma göre kar yükü ya da rüzgar yükü dayanımları değişebiliyor. Ondan bahsetmiş sanırsam. Bunun için de sormak gerekebilir diyebilir. Yani suyun pH konusunu ben direkt su tesisatı kuran firmalardan aldığım verilere göre sizlere söyledim. Basınç oranı dediğim gibi de dediğim yani kuruluma göre, panellerin kurulumuna göre farklılık gösterebilir. Ama şöyle yani ben bu basıncı 40 bar dediğimizde 40 barı ben direkt panel üreticisinin kurulum kılavuzundan aldığım bir veri. Yani rastgele kendim 40 barın üzerinde bir basınç olmasın diye söylediğim bir veri değil açıkçası. Yine bir panel üreticisinden. Zaten ben 2,5 yıl panel üretim tesislerinde çalıştığım için hani panel konusuna da hakimim. Ve bunları araştırarak sizlere değer veriyoruz. Evet. Ortalama değerler. Fatih Bey de demiş ki, bazı firmalar suyu ısıtarak temizlediğini belirtiyor. O sebeple öğlen de yıkama yapılabileceğini savunuyorlar demiş. Yani o konuda açıkçası hani tam da bir yorum yapamayacağım. Çünkü onu da şu an yeni gündemde olan bir konu. Yani yeni yeni duyuyorum su sıcaklıklarını arttırarak temizlik yapmanın. Bunu yine bir panel üreticisine açıkçası danışmamız gerektiğini söylemem gerekiyor. Tamam. Bir de ne, İbrahim Bey'e de söz vereceğiz. Hemen şu chat'tekini yine okuyalım. Ahmet Bey demiş ki, robot kullanırken bazı eğimli bölgelerde robotun paneli kırdığını gözlemlenmiş herhalde. Bunun için bir çözüm olarak ne önerirsiniz demiş. Yani şöyle zaten ben paletli robotları arazilerde önermiyorum. Çünkü 20 derecenin üzerinde maalesef ki Türkiye'deki hatta dünyadaki bütün robotlar kayma yapıyor. Kayma yaptığı için palet yapısı panellere risk ve zarar vermesi olasıdır. O yüzden 20 derecenin altında genelde daha çok çatı yapısında paletli formlu robotun kullanılmasını ben öneriyorum. Eğimli bölgelerde ne demiştik? Bir daha tekrarlayabilir miyiz? Yani Kaçırdım orayı. eğimin yüksek olduğu, 20 derecenin olduğu arazilerde ben paletli robotların kullanılmasını çok önermiyorum açıkçası. Tamam. Şimdi İbrahim Bey, isterseniz siz söz alabilirsiniz. Sesinizi açıp. Merhabalar. Merhabalar İbrahim Bey. Kübra Hanım, aslında Ahmet Bey'in sorduğu soruyu soracaktım ama devamında belki bir ekleme yapabilirsiniz. Şimdi çatı gezisler 6, 8, 8, 10 derece civarında oluyor dedik ama bizim bir müşterimizin çatı gezisi 20 ila 30 derece arasında bir eğime sahip. Bu saha gez olmadığı için de hani orada bizim sahalarda kullanılan robotları kullanmamız da çok mümkün değil gibi. Şimdi biz bu çatı gezisi nasıl temizleyeceğiz? Sesimiz gitti ama. Şimdi nasıl sesim geliyor mu acaba? Şimdi tekrardan geliyor. Tamam. Diyorum ki bir müşterimizin çatı gezisi 20 ila 30 derece arasında bir eğime sahip. Yani robot kullanabileceğimiz bir eğim değil. Ama temizlik de yapmamız gerekiyor. Biz bu çatı gezisi nasıl temizleyeceğiz? Yani o çatı büyük ihtimal çipliktir. Çünkü çipliklerde biz daha çok dik bir eğim görüyoruz. Yani orada ben yine robotu önermiyorum. Ben 20 derecenin üzerinde paletli robotu önermiyorum açıkçası. Tamam, robot önermiyoruz ama temizlik yapacağız ve şey, burası aslında bir maden sahası. Maden sahasındaki bir binanın çatısı aslında. Hani temizlik yapacağız. Bizim aklımıza açıkçası şey gelmişti. Sizin çok da aslında tavsiye etmediğiniz fırçalı tip yöntemlerle daha güvenli. Hem robot için hem çalışan için daha güvenli bir çalışma olur diye düşünmüştük. Fakat robot kullanamayacağız bu eğimde. Hani bu çatıyı nasıl temizleyeceğiz? Tamam, robot kullanmayacağız ama nasıl temizleyeceğiz? Yani orada şöyle bir projeye özel bir çalışma yapılabilir.
Genelde o çatılarda yüksek eğimde baştan sona kadar komple gidiyor genelde sistemler. Yani orada bir string düz bir şekilde bir silim varsa boylu boyunca çerçeveye giydirmeli bir robot olup string başında sabitlenip gün içerisinde string sonuna kadar gidip geri gelebilir. Yani bu proje özelinde bir çalışılması gereken bir robot olabilir diyebilirim ona. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bir Rica de ederim. bir soru daha var Kübra Hanım. Fethi Bey demiş ki Kübra Hanım merhaba. Söylediklerinizin hepsi büyük sahalar için. Yani 3, 5, 10 megawattlar. Peki küçük sahalar için nasıl olacak? 100, 200, 300 kilowattlar için ne düşünüyorsunuz? Yani müşteriler demiş bu küçük sahalarda bu kadar işte bu robotların maliyetini duyunca GES'ten bile vazgeçebiliyor. Temizleme hususu çok pahalı olunca siz ne düşünüyorsunuz demiş bu küçük minik sahalar için. İşte onun için genelde şu an teraskopik kolu fırçalar kullanılıyor küçük sahalarda. Yani başka hani maliyet göz önünde bulunduğu için ya da hizmet alımında ilerliyorlar robotlarla. Bu şekilde ilerleniyor açıkçası sahalarda. Evet, Hilal Hanım zaten sormuş sağ temizlik için ne önerirsiniz diye siz bahsetmiştiniz. Ne demiş? Bir yorum daha var. Bazı robotların askı sistemi var. Biz bunlar ile temizliyoruz. Eğimli araziler veya çatıda denilmiş bir yorumda. Askı sistemi var bazı robotların. Eğimli arazilerde veya çatıda bu şekilde temizlik yapıyoruz denmiş. Ya bizde de var o ama o da birazcık işçiliğe sebebiyet veriyor. Yani robotun yönünü ve kısıtlıyor ve şöyle bir handikap da var. Mesela şu şekilde bir arazi ve siz bu askıyı takıyorsunuz. Burada fırçaların cam ile teması maalesef istenilen seviyede olmuyor ve etkili temizliğe tam ulaşılmıyor. Yani bende de var ama ben açıkçası onu önermiyorum projelerde. Çünkü fırçalar tam temas sağlamıyor. Bu askı aparatı sistemi olursa çünkü kayma yer çekimi olduğu için etkili temizliği biz maalesef sağlayamıyoruz o sahalarda. İbrahim Bey el kaldırmış. İbrahim Bey dinleyebiliriz sizi. Mikrofonunuzu açabilirsiniz. İbrahim Aslında Bey. bekleme yapmaya çalışmıştım ama el kaldırmış bulundum. Bu Evet, askı tamam. aparatlarıyla alakalı zannedersem şasenin Kübra Hanım'ın dediği gibi askıya uygun olması lazım. Şase askıya uygun olmazsa her askıda her sahada kullanılmıyor diye biliyorum. Kesinlikle. Evet, bir de Fatih Bey. El kaldırmış. Merhabalar, sesim geliyor mu? Geliyor sesiniz. Şöyle iki sorum olacak. Birincisi, yani Kübra Hanım'la daha önce iletişime geçmiştik ama bu konuyla ilgili. Bir saniye benim. Özür diliyorum. Firmalara özellikle giden böyle GES'leri bulunan firmalara özellikle gidip işte biz sizin panellerinize kaplama yapıyoruz. Kaplama yaptıktan sonra temizlik hizmetini almanıza gerek kalmıyor diye ısrarla gelip tanıtım yapmaya çalışan firmalar var. Şu sıra çok denk gelmeye başladı bize de. Hani birincisi bununla ilgili tekrar bir açıklama yaparsanız bize Kübra Hanım. İkincisi de bu deionize su sistemleri ile ilgili bazı firmalar aktif karbon filtre koyuyor, kum filtre koyuyor, multimedya filtre koyuyor, bazıları koymuyor. Sadece işte birkaç filtreden ve membrandan geçirdikten sonra suyun yeterli olduğunu söylüyor. Açıkçası atıyorum yani biri 10 birim fiyat verirken biri 3 birim fiyat veriyor. Aralarında böyle çok saçma bir fiyat farkı oluyor. Bununla ilgili görüşleriniz nelerdir acaba? Tabii ki. Yani şöyle bahsedeyim. Şimdi ilk sorunuza cevap vereyim. Evet, nano teknoloji gibi kaplamalardan bahsediyorlar. Ben bunu yine bir Nevşehir'de bir müşterimde yaşadım. Çimento sahasıydı. Ve çimento sahası olduğu için de sürekli temizlik gerektiği için bu konuya sıcak bakan bir müşteriydi ve denemiş. Yani 7-8 yıllık bir sahaydı. O sahadan hani verileri söylüyorum. Yapmışlar.
Ortalama yani ilk 1-2 ay güzel verim elde edilmiş. Evet, kirlilik tutmamış. Evet, verimler de artış sağlanmış. Ama sonrasında yine eski haline çok çabuk hızlı bir şekilde yani dönmüş. Ve şu an yaptığınız maliyet aslında astarı yüzünü geçmiyor derler ya, o hesap. Yani çok ciddi manalarda bir maliyeti var. Yaptığınızda o kadar hani koruma yapmıyor. Ve şöyle bir şey var. Piyasada geçmişi olan bir şey değil nanoteknoloji. Yani evet, şu an yaptığınız kirlilik tutmadı, artı. Ama 2 yıl sonra, 5 yıl sonra o Ar-Re kaplamalarda nasıl bir risk oluşturuyor? Bunların testi yapılmış mı, yapılmamış mı? Bu konularda ben verilerin olduğunu çok da göremedim. Yani o yüzden hani çok da önermiyorum diyebilirim. İkinci olarak da arıtma cihazında evet çok fazla fiyat farkları var. Hani 5 de olan var, 10 da olan var, 17 de olan var, 20 de olan var. Burada bizim dikkat etmemiz gereken dediğiniz gibi kum filtreleri olması gerekiyor. Bazı mesela filtreler var, kendi kendini temizleyebiliyor. Bazı filtreler var, ayda bir değiştirmeniz gerekebiliyor. Yani burada mesela kendi kendini temizleyen evet biraz daha maliyetlidir. Ama sizi rahat ettirir. Diğeri sürekli bir sarf malzemesi vardır. Belki onunla aynı fiyata gelebiliyordur. Yani biz burada filtrelerin kalitesi önemli olan. Bu filtre bizim istediğimiz mikro siemens'i verebiliyor mu? Yani bu filtreler zaten çıkan suyu ölçüm yaptığınızda istenilen değeri veriyorsa, bu aslında sizin yapılan filtreler karşılıyordur talebi diyebiliriz. Kübra Hanım, bir de bir soru daha var. Yukarıda kaldığı için ben görmemişim. Tuncay Bey hatırlattı. Kadir Bey sormuş, yüzerge sistemlerinde nasıl bir temizleme yöntemi önerirsiniz diye. Vallahi şöyle söyleyeyim, yüzergesi Kübra zaten şu Hanım, an orada şöyle bir piyasada var. hatırlatma yapmak istiyorum da, şimdi yüzergeler yeni olduğu için ben kısaca tasarımdan bahsedeyim, ona göre yorum yaparsınız diye düşünüyorum. Şimdi yüzergeçler biraz daha farklı, literatürde daha yeni olduğu için yerleşimleri tekli yatay olarak ve aralarında işte 10 santim 15 santim. Hani bizim literatürde yaptığımız gibi ikişer santim veya 1,5 santim, işte o klemp aralığı yok. Birbirinden bağımsız dubalar veya membran üzerine yapılan sistemler. Yani şöyle örnek vermek gerekirse, örnek veriyorum, panel yatay olarak yerleştirilir genelde. Tekli ve birbirinden bağımsız masalar olacak şekilde. İşte aralarında 12 santim, 10 santim, 20 santim gibi farklılıklar var. Bu şekilde olduğu için yani benim tahminim muhtemelen fırçadan başka alternatif yok. Çünkü çıtalar üzerinde de ve diğer zemininde suya gitme ihtimali var ve duba üzerinden direkt olarak düşme ihtimali var ki robotun da ciddi manada bir ağırlığı olduğu için sanki burada tek alternatifimiz fırça gibi görünüyor ama hani masa dizaynından ben bahsedeyim de siz yorumu daha sağlıklı yaparsınız diye düşünüyorum. Güzel soru sormuş bu arada Kadir Bey. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Şimdi evet, yüzergesi zaten şu an Türkiye'de 2 tane saha var. Birisi Keban'dı sanırım, biri de Ankara'daydı herhalde. Yani şöyle, ben hani yurt dışında gördüğüm var. Robotlar yine yüzergeçlerde direkt robotlarla temizlik yapılıyor. Ama burada projelendirme de çok önemli. Yani paneller birbirinin dibindeyse ve yürüme yolları yoksa, orada maalesef robot da etkili olmayacaktır. Fırça da maalesef etkili olmayacak. Burada sizin projelendirmeniz çok önemli. Yani bir yürüme yolları, personelin gidebileceği bir alan ya da robotun gidebileceği bir alan var mı yok mu? O önemli. Evet, bir kişi daha el kaldırıyor İyi galiba. akşamlar. Fethi Bey, evet. İyi akşamlar Kübra İyi Hanım. akşamlar. Aslında söylediğiniz çok güzel şeyler. Bazı konularda katılıyorum ama hep burada konuştuğumuz konular demin de sorduğum şey. Hep megawatt üstü işler için. Mesela demin yüzergesindeki bir problem de membran çatılarda var. Membran çatılarda da üçgen ayak koyuluyor. Onlarda da aynı şekilde sıkıntı var. Onlarda da yıkama problemi var. Burada benim size katılmadığım bir nokta, siz konuşmanızın birçok noktasında fırçayı önermiyorsunuz hiçbir şekilde. Ama fırça aslında en önemli temizlik şeylerinden biri. Yani robot çok maliyetli. Gerçekten yani megawatt üstü işler haricinde robot maliyeti çok yüksek ve bu konularda kesinlikle fırçayı ben tavsiye ediyorum ve öneriyorum.
o konuda müşterime. Ama müşteri bazen sizin gibi bazı insanların yorumlarından, bakın bu arada tekrar söylüyorum, çok değerli yorumlarınız var, çok güzel şeyler söylüyorsunuz. İnternette hep robot ön plana çıktığı zaman müşteri diyor ki, ya diyor bak diyor robot diyor bu işin şeyi. Onun maliyeti yüksek. Bu sefer yesten gerçekten soğuyor. Ya bu noktada fırçayı da önemsememezlik yaparsak çok daha doğru olur bence. Fırçanın da önemini ortaya çıkarmak lazım. Yani Ben böyle şöyle hani düşünüyorum. biz tabii ki hani şöyle hani bizim robot portföyü de zaten hani 1,5-2 MW'ın üstü yatırımcılara daha çok hitap ediyor. Dediğiniz gibi maliyetli sistemler. Ama şöyle bir şey de var. İşte cam yüzeyi biz çizdikten sonra maalesef eski haline getiremiyoruz ve bizim ARE kaplamamız aşındığında ARE kaplama belki şu an %4'lere kadar enerji verimliliği sağlıyor. Siz bu ARE kaplamayı aşındırırsanız ilk yılın sonunda %4 gibi bir kayıp yaşarsanız bu 20-25 yıllık bir 30 yıllık performansı siz maalesef sağlayamayacaksınız. Yani o yüzden de hani cam çizme riski olduğu için ben şimdi olur derim cama çizilir ve yatırımcıya hiçbir şey diyemem. Yani yanlış projelendirme yapılmasını açıkçası istemiyorum Ama ve bakın, çok özür dilerim, lafınızı böldüm. Tekrar aynı noktaya geliyoruz. Ufak sistemde de çözüm üretilmesi lazım bu noktada. Ya ufak robotlar ya maliyeti daha düşük robotlar. Çünkü bilmiyorum EPC'ler ne kadar uğraşıyorsunuz. İçimizde EPC'yle uğraşan arkadaşlar da var. Zaten şu andaki piyasada en büyük sıkıntı maliyetlerin birçok firmanın para kazanmadan iş yapması. Fiyatları çok düşük şekilde tutması. Kaliteli başka yerlerde kaliteli ödün veriyorlar. Yani aslında temizlik en son plana kalıyor. Temizliği kimse söylemiyor bile yani müşteriye. Eğer temizliği söyleyecek olursak birçok müşteri cayıyor bu işten. Ve panellerin, ben her zaman söylüyorum, ayda bir sefer panellerin temizlenmesi lazım. Her ne kadar bunu dönemsel desek de, minimum 3 ayda bir yapın desek de, ayda bir sefer bu panellerin temizlenmesi lazım ki o zaman daha güzel verim alıyorsunuz. Ki ben bunu birçok kesinlikle. müşterimde gördüm yani. Buyurun. Yani kesinlikle hani düzenli temizliği, doğru temizliği biz öneriyoruz yatırımcılarımıza. O dediğiniz konuda haklısınız. Yani şöyle biz sahalarda da çok fazla yanlış projelendirme görebiliyoruz. Kesik ve konstrüksiyonları görüyoruz. Paneller şimdiden sehim veriyor. Mesela yağmur şu an panellerin boyutu da büyüdü. Boyutu büyüdüğü için kesikli konstrüksiyon maalesef kullanıldığında biz panellerin ortasında demolarda sehimleri görüyoruz. Ve burada daha temizlik gibi bir hiçbir şey yapılmadan paneller sehimleniyorsa uzun vadede bu kar yükü ya da robotlara temizlikte ne gibi riskler oluşturabilir? O yüzden hani bu konulara yanlış projelendirme yapan çok fazla EPC var. Burada iş projelendirmede bitiyor açıkçası. Doğru bir projelendirme yapılırsa her şekilde çözüm sağlanabilir Evet. diyebilirim. Yani küçüklerde dediğiniz gibi yani ben de bir şey diyemiyorum. Artık onu göz ardı ederek fırçayla mı temizleyecekler? Yani bir yorum yapamıyorum, yatırımcı inisiyatifine bırakıyorum açıkçası. İşte yorum yapamamanız ama diğer taraftan da şeyi ön plana çıkartmanız birçok Özür yatırımcının aklını dileyerek araya karıştırıyor. girebilir miyim? Özür dileyerek araya girebilir Buyurun, miyim? Şimdi Fethi buyurun. Bey şöyle. Şimdi 200-300 kilovatlık bir santral olduğunu düşünelim. Şimdi bir robotla bunu temizlemeye kalksak 20 bin dolarla 30 bin dolar arasında bir değişiklik, yani bir farklılık söz konusu. Şimdi 20 veya 30 bin dolar arasında bir bütçeyle bu robotu almak, yani 100 kilovatlık bir santral için çok mantıklı bir hareket değil. Şu anda mesela Evet. anahtar teslim 100 kilovatlık bir santrali ne kadara kuruyorsunuz Fethi Bey? Yani piyasada ortalama şu anda 450-500 kilovatı 450-500 dolar bandında gidiyor. Şu an fiyatlar çok Çatı. yerlerde. Çatı Bildiğiniz için. üzere hani Evet, çatı yerde de. GES'lerden bahsediyorum. Artı Şimdi 100 mesela diyorum kilovatlık bir kübün santral şu anda anahtar teslim çatı GES olarak düşünürsek yaklaşık olarak 60 bin dolar 50 bin dolar, maksimum 60 en bin iyi dolar. kalite. Tamam, en iyi kaliteyi kullandığımızı düşünelim. 60 bin dolarlık bir maliyeti var 100 kilovatlık bir santralin. Yani bu 100 kilovatlık santrali aslında 20 bin dolar verip de bir robot almak çok da akıl kârı değil. Bence. Yani Değil. ben şu Doğru. taraftan Evet. bakarım. O yüzden santralin şeyi de zaten kurulu gücü de bu civarlardaysa hani 300 kilovat, bence 1 megawatta kadar mutlaka bir fırçayla ya bir fırça temini 3.500 dolar, 4.000 dolarlık veya 5.000 euroya kadar, onlarla kalite değişiyor. Bir Doğru. fırça alıp kullanmak daha mantıklı burada. Feasible olan bu.
Ama megawattlar seviyesinin üzerine çıkarsanız ve tabii burada istisnalar da var. İşte ağaç sanayisi olan bir çatı olabilir, işte çimento olabilir, araziye yakın olabilir, etrafından toz toprak vesaire, yani sürekli kirliliğe sebep olabilecek bir durum söz konusuysa burada belki robotu biraz daha düşünebilirsiniz. Ama hani 300 kilovat, 500 kilovata kadar, hatta bence megawata kadar, ben hala megawata kadar Megawatt. herhangi bir şekilde robot kullanılmaması taraftarıyım zaten burada. Şimdi Kübra Hanımlar daha çok büyük santrallere şey yaptığı için, hitap ettiği için burada o yüzden robot ön plana çıkıyor. Ama işte maliyet konusundan baktığımız zaman yani ciddi bir maliyet, neredeyse yarı yarıya kadar, hani 30 bin dolara kadar çıkabilme söz konusu. Şimdi siz 60 bin dolara mal ettiğiniz bir santrali 30 bin dolar yani robot yatırımı yapmazsınız. Hiçbir müşteri yapmaz Tabii bu. açıkçası. Dolayısıyla burada ya arazi hani çok böyle iş gücünden de problem oluyorsa fırçaya alternatif olarak belki robot kiralama gibi veya temizlik hizmeti alma gibi bir çözüm olabilir. Onun dışında da zaten fırçadan başka bir alternatifiniz gözükmüyor. Hem maliyet olarak hem de fizibil çalışma Aynen. olarak. Mesela Gübra'nın çok güzel bir noktaya değindi aslında. Paneller artık büyüdü biliyorsunuz. 600, 650 watt, 550 watt paneller. Yani 2.30 boyunda panel. Ve bir de paneldeki maliyetten kaçmak için alüminyumları da inceltiler. 30-35 milim kullanıyorlar şu anda. Dediğiniz gibi Kübra'nın hala da 2 sıra altına ray atılıyor. Yani hiçbir sahada 3. rayı göremezsiniz, ortada rayı göremezsiniz. Ve burada paneller de hakikaten çok fazla şeyim veriyor yani. Ortası çöküyor panellerin. Robot bile bu noktada panele sıkıntı vermeye başlıyor o konuda. Anlatabildim mi bilmiyorum derdimi. Evet, yani orada robot, kar, her şey risk oluşturuyor yalnız projelendirmeden dolayı. Ama işte yine dönüyor dolaşıyor her şey maliyete geliyor. Müşteri sistemin kalitesine bakmıyor. Özellikle bizim ufak işler için söylüyorum ben. Büyük işlerde, megawattlarda gene danışmanlar oluyor işin içerisinde. Birçok konu giriyor. Birçok şey giriyor işin içerisinde ama ufak işlerde kesinlikle müşteri maliyete bakıyor. Maliyete baktığı zaman da burada hem temizlik hem şu hem bu bayağı bir sıkıntı yaratıyor yani bizlere. Çok Kesinlikle. teşekkürler, sağ olun. Güzel bir sohbetti bu arada. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir de Fatih Bey el kaldırmış Yani galiba. tekrar bir sorum olacaktı da Kübra Hanım az önce bahsetmişti ya, bazı temizlenemeyen yerler için özel çözümler sunulabilir, işte proje oluşturulabilir diye. Kübra Hanımların firmasının böyle uygulamaları var mı acaba? Sadece robot mu satıyorsunuz, üretiyorsunuz? Şöyle bizim Ar-Ge merkezimiz de var. Bu Ar-Ge merkezinde projeye özel bir üretimde yapılabilir açıkçası. Bir Ar-Ge'si çalışması yapılabilir. Direkt hani saha ve saha realde varsa. Zaten bizim ana işimiz hat çözümleri sağlamak. Direkt fabrikaların sahalarına nasıl bir çözüm sağlanacaksa onu yapıyoruz. Yani bu da yapılabilecek bir sistem olabilir. Teşekkürler. Rica ederim. Eğer daha fazla soru yoksa arzu ederseniz böyle kapanışı yapabiliriz. Tabii ki. Yani büyük ihtimal soru Bakalım. yok artık. Herkese katılımından dolayı teşekkür ederiz. Dediğim Biz gibi iletişim teşekkür ederiz. numaralarından bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Sormak istediğiniz konular varsa. Çok Beni sağ olun. dinlediğiniz Çok için de teşekkür ederiz. teşekkürler. Vakit ayırdınız, geldiniz. Ne demek?